Oruç normal bir insanda da, kalp hastalarında da tabii uzun süre bir açlık değil sadece. O sırada orucun, Ramazan'ın denk geldiği mevsim, iklim, hava sıcaklığı, iftarın saat kaçta olacağı, ne kadar uzun süreceği de önemli. Normal bir insanda da, kalp hastalarında da oruçta uzun süre açlık ve uzun süre sıvı alamama, sıvı kaybından dolayı düşük tansiyon, düşük kan şekeri, halsizlik, yorgunluk, uyku düzeninde bozukluklar normal bir insanda da oruçla olabilecek şeyler. Esas sorun kimler, hangi hastalarımız oruç tutamaz? Kesinlikle tutmaması gereken grup hangisi? Buraya biraz daha kat'i cevaplar vermemiz lazım. Bunların birincisi tabii ki ciddi kalp yetersizliği olan hastalar kesinlikle oruç tutmaması gerekiyor. Çünkü bu hastalar çok fazla sayıda ilaç alıyor. Yüksek dozda idrar söktürücü kullanıyorlar. Tansiyonda aşırı bir düşme, onun diğer kalple ilgili problemlerini, damar tıkanıklığını tetikleyebilir. Ritim bozukluğunu tetikleyebilir, böbrek yetmezliğine sokabilir. İdrar sökücü yüksek doz aldığı için vücut bir gün boyunca sıvısız kalınca. O yüzden ciddi kalp yetmezliği olanlara kesinlikle oruç tutma diyoruz, net bir şekilde diyoruz. İkincisi, çok ciddi ritim bozukluğu olan hastalar. Yani hayati tehlike yapan ritim bozukluklarımız var bizim. Bir basit ritim bozukluklarımız var, basit çarpıntıyla seyreden. Bir de işte kalbe pil takılacak seviyede veya işte elektroşokla tedavi ettiğimiz ciddi ritim bozukluğu olan hastalar var. Bunlara da kesinlikle oruç tutmamasını söylüyoruz ve kesinlikle yasak diyoruz. Çünkü işte uyku düzenindeki bozukluk, kan şekeri düşüklüğü, tansiyon düşüklüğü onun o hayati tehdit eden ritim bozukluğunu tetikleyebilir. Üçüncü grup, kontrolsüz ve çok dirençli yüksek tansiyon hastaları. Bunlara da kesinlikle oruç tutmamasını öneriyoruz. Çünkü bu dirençli hipertansiyon hastaları 4 veya daha fazla tansiyon ilacı kullanan hastalar. Bunların tansiyon ilaç saatlerini sadece sahurla iftar arasında dengelemesi mümkün değil. Muhakkak hipertansif ataklarla acillik oluyorlar. Kesinlikle kontrolsüz hipertansiyonu, dirençli hipertansiyonu olan hastalara da oruç tutma diyoruz. Dördüncü grup, yakın zamanda, bu yakın zaman ne kadar diyeceksiniz, son 6 ay içinde kalp krizi geçirmiş olan, anjiyo ya da stent işlemi yapılmış olan ya da bypass işlemi yapılmış olan koroner arter hastaları. Bunlara da kesinlikle oruç tutma diyoruz. Çünkü bunlar daha çok taze geçirdikleri için kalp krizini ve damar tıkanıklığını tekrar tetiklenebilir. Düşük tansiyon, düşük kan şekeri tekrar damar tıkanıklığını tetikleyebilir. Uyku düzen bozukluğu, ilaç saati dengesizliği tekrar bir takım şeyleri tetikleyebilir. Bu grup da çok riskli. Bunun dışında özellikle kalp hastalığıyla birlikte şeker hastalığı ve böbrek yetmezliği olan hastalara oruç tutma diyoruz. Çünkü şeker hastalığında 10-12 saatlik açlık çok ciddi bir kan şekeri düşüklüğüne neden olabilir. Vücuda ciddi metabolik zararlar verebilir. O yüzden özellikle 2 ve daha fazla şeker ilacı kullanan şeker hastalarına, insülin kullanan şeker hastalarına oruç tutma diyoruz. Beraberinde böbrek yetmezliği olan kalp hastalarına da. Çünkü vücut sıvısız kalacağı için böbrek yetmezliği tetiklenecek. Böbrek yetmezliği artınca da bir takım ilaçların vücuda etki şekli, vücuttan atılımı da bozulacağı için tamamen denge alt üst olacak. O yüzden kalp hastalığıyla birlikte kontrolsüz şeker hastalığı ve böbrek yetmezliği olan hastalara da kesinlikle oruç tutma diyoruz. Bir başka grupta çok sayıda ilaç kullanan hastalar. Yani bizim kalp hastaları var. 2 tane ilaç kullanıyor mesela. Bir basit bir aspirin, ucuz basit bir kan sulandırıcı, bir tane de mesela tansiyon ilacı veya bir tane ritim ilacı. Bu hastanın oruç tutmasına çok engel yok. Sahurda ya da iftarda ilacın dozunu ayarlarız, tutabilir. Ama 8 tane, 9 tane kalp ilacı, tansiyon ilacı, şeker ilacı, yani idrar sökücü kullanan 9-10 tane ilaç kullanan hastalarımız var. Bunda da iftarla sahur arasında bu ilaçların süresini ayarlamak, saatini ayarlamak yetersiz kalacağı için o kısa süre çok fazla ilaç kullanan hastalara oruç tutmasını önermiyoruz. Yüksek dozda idrar sökücü kullanan hastalarımız var. Kalp yetmezliği veya işte kapak hastalığı olabilir, başka bir nedenle çok yüksek doz idrar sökücü olan hastalara da oruç tutmayı önermiyoruz. Bir de bazı şimdi kan sulandırıcı kullanan hastalarımız var ama kan sulandırıcıların çeşitleri var. Bazıları çok kuvvetli kan sulandırıcı.
Yine bunların da karaciğerde metabolizma, karaciğer ve böbrekte metabolizma olduğu için, böbrekten atıldığı için uzamış açlık ve uzamış susuzlukta karaciğer ve böbrek üzerinde etkisi olduğu için çok ciddi kuvvetli kan sulandırıcı kullanan hastalarda da mümkünse oruç tutmasını önermiyoruz.